Ömrünü Bosna Hersek'in bağımsızlığına adayan ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Ali İzzet Begoviç vefatının 13. yılında İstanbul'da anıldı. Etkinliğe Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı imza attı. Bir belgeselin de gösterildiği programda İzzet Begoviç'in siyasi ve edebi kimliğine yer verildi. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Ali İzzet Begoviç vefatının 13. yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin gerçekleştirdiği etkinlik Kızlar Ağası Medresesi'ndeydi. Etkinlik ilk olarak Ali İzzet Begoviç'in hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Programın açılış konuşmasını Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı yaptı. Aliye, Müslüman liderler arasında özellikle entelektüel yanıyla, bilgelik yanıyla öne çıkan bir lider. Ama sadece bilgelik ya da bilgi entelektüel yanıyla değil, bilgiyi eylemle de buluşturan bir insan ve kendisi entelektüel yanıyla felsefi hesaplaşmaya girecek kadar da derinlikli bir isim. Aliya'nın özellikle gençler için örnek alınacak birçok yönü var. Aliya daha ilk gençlik yıllarından itibaren sadece Bosna Hersek'in değil, bütün İslam dünyasının kurtuluşu için, İslam dünyasındaki sıkıntıların bitmesi için kafa yormuş, eyleme girişmiş ve diğer Müslüman gençlerle birlikte bu uğurda önemli çalışmalar yapmış bir isim. Aliya'nın yine gençliğine baktığımız zaman daha 15'li yaşlarda batılı klasikleri okuduğunu, 18 yaşında batılı filozoflara reddiye yazacak kadar bilgi donanımı içerisinde olduğunu görüyoruz. Aliya'nın bu özelliklerinin günümüz gençlerine örnek olmasını, Aliya'nın bıraktığı eserlerin, özellikle en büyük eseri olan Bosna'nın Türkiye'deki gençler tarafından ziyaret edilmesi, oraya yönelik çalışmalar yapılması ve yine en büyük eserler olan kitaplarının da harıl harıl okunarak, iyice anlaşılarak Aliya'nın bıraktığı mirasın bugünün kuşanılması gerektiğini düşünüyoruz. Program kapsamında Ali İzzet Begoviç'in gerek edebi, gerek entelektüel, gerekse siyasi kimliğiyle ele alındı, bir de panel düzenlendi. Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Doğan'ın moderatörlüğündeki panele eski AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Balkanlar ve Avrasya Komisyon Başkanı Feridun Ay, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz ve sanat tarihçisi İsmail Erdoğan katıldı. Ahlaki ölçüler içinde de siyasetin yapılabileceğini haykırabilmiş ve onun için hem Musevilere hem de Hristiyanlara onlar için İslam'ın üçüncü yol olduğunu söyleyebilmiştir. Yaşarken toplumu için bir okuldu. Bu okuldan çok sayıda devlet adamı, bilim adamı ve askerler yetiştiler. Şimdi bizler için, tüm insanlık için, İslam dünyası için Aliya fikirleriyle, kitaplarıyla, eserleriyle açık bir okuldur. Onun İslam Deklarasyonu eseri olsun, köle olmayacağız eseri olsun, o zindanda geçirdiği dönemde yaptığı okumaları ve okumalarından Neşet yazdığı metinler üzerinden olsun. Aliya her zaman için beni çarpmıştır, her zaman için bende yeni pencereler açmıştır. Farklı bakış açısı getirecek o zenginliği bana sunmuştur. Ve ben bütün bunlardan yola çıkarak 21. yüzyılda ya da 20. yüzyılda rol model Müslüman kimdir sorusunun cevabı olarak hep ilk Aliya İzzet Begoviç'i vermişimdir. Bu bugün de böyledir. Çünkü kendisi kişiliği, ahlakı, onun mücadele olarak ortaya koyduğu eylemsel tarafı, entelektüel anlamdaki o derinliği beni kadim İslam geçmişindeki mümtaz örneklere götürmüş ve onların bu çağdaki bir temsilcisi olarak görmemi sağlamıştır. Vefatının 13. yılında Ali İzzet Begoviç'i anma etkinliği sergi açılışının ardından son buldu.
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncü isimleri gelecek nesillere tanıtacak etkinliklerine devam edecek.